Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Mevsimsel faktörlerde, özellikle çevre faktörlerinde iki gündür mesela ben işe gelirken inanılmaz sabah saatlerinde sis var havada. Beslenmeye dikkat edin diyor uzmanlar, spora ihmal etmeyin. Çevresel faktörlerde özellikle oksijeni bol olsun, sağlıklı yaşam için. Kanserde de özellikle immün sistemimizin baskılanmaması gerekiyor. Yani stresten uzak olmamız gerekiyor. Tabii büyük şehirlerde bu çok mümkün değil. Rahat olacağız, doğal ve sağlıklı besleneceğiz. Doğal ve sağlıklı beslenmeden de şunu söyleyebilirim. Kışlık sebze ve meyveleri kışın, yazlık sebze ve meyveleri yazın yiyeceğiz. Evet. Özellikle daha fazla işte yoğurt, mesela evde yoğurt mayalayabiliriz. Yumurta aynı şekilde, hani doğal köy yumurtası. Evet. Yani doğal yollu beslenmeye çalışacağız, öyle diyebilirim. Yeşili çok fazla tüketmeye çalışacağız. Şekerden çok bir miktar uzak durmaya çalışırsak güzel olur. Yani şeker tüketimini azaltmamız. En fazla spor yapmayı öneriyoruz. Tedavi gören hastalarımda da, yani radyoterapi gören hastalarda da mutlaka 20 dakika spor yapmalarını önerebilirim. Bütün hastalar için değil tabii ki bu, ama onların daha tedavilerinin daha güzel geçmeleri için sporu öneriyorum. Evet. Ve sağlıklı beslenmeyi. Tabii çevresel faktör deyince cep telefonları bizim günümüzde çok fazla... Şu an yönetmenin gösterebilirse şu an telefon iki tane var elimde. Birinde mesaj ve sadece arama, diğerinde uzaya bile mesaj atabilirsiniz. Evet. Öyle bir sistemle. Hangisi doğru hocam? Bir telefonun ne kadar işlevselliği fazlaysa o kadar elektromanyetik radyasyon yayma oranı vardır. Tabii bunlar benim tam branşım olmadığı için size bir miktar bilgi verebileceğim. Evet. Radyo dalgalarıyla çalışmaktadırlar. Ne kadar non-iyonize radyasyon olsalar da bunların özellikle de 12 yaştan önceki çocuklardan uzak tutmamız gerekiyor. Sebebi hücreleri çok hızlı bir şekilde üredikleri için, çoğaldıkları için özellikle 12 yaşa kadar ne kadar uzak tutarsak o kadar iyi olur. 12-20 yaş arası da sadece mesajlaşmaya izin veriliyor. 20 yaş. Gelişim döneminde. 3 yaşındaki çocuk hocam. İnanılmaz. Ama onu sonuçta vücudunun su oranı biraz daha yüksek olduğu için ne kadar cep telefonuyla maruz kalırsa o kadar vücutları anten görevi görüyor sonuçta. Bu sonuçta metabolik hastalıklara... Kesin ben kanser diye söylemek istemiyorum, yani hani davetiye o anlamda çıkartır değil, ama davetiye çıkartır. Özellikle belli bir limitleri var zaten, o denetlenen limitler, SAR değeri dediğimiz spesifik absorpsiyon hızı, vücudun absorpladığı hız, bunun ikinin altında olması gerekmektedir. Ne kadar tabii çakma telefon dediğimiz, hani çok denetimsiz olanların bu değerleri daha yüksek olabiliyor. Özellikle telefonumuzun çekmediği yerlerde, yani isteriz hemen. Ulaşmak istediğimiz zaman işte asansörlerde veyahut da yolculuk yaparken baz istasyonları çok değiştiği için daha fazla radyasyona maruz kalıyoruz. Veya bir yer çekmiyor, çok uzun süreli bekliyoruz. O dönemde tekrar gelen elektromanyetik radyasyonlar direkt bizden uzak olması gerekiyor. Yani ilk telefonu çaldırdığımız zaman vücudumuzdan uzak olması gerekiyor. Ne kadar Bluetooth'un etkisi var mı hocam kulaklığa? Bluetooth'un yararlı etkisi var tabii ki, 100 kat azaltıyor, ama Bluetooth olduğu zaman telefonumuz daha uzakta bir yerde olması gerekiyor. Ama kulaklık en daha azından tercih. Daha tercih edilen bir yöntem diyebiliriz. Peki sonuçta. Tekrar edersek, 12 yaş grubu sadece mesaj mı dediniz hocam? 12 yaşa 12. kadar yok. Yok. 12-20 yaş arası sadece mesaj. 20 yaşından sonra da kontrollü bir şekilde. Özellikle de yatarken yastığımız altına asla koymamamız gerekiyor. Ve hani bizim tam dinlenme dönemimizde, hücrelerin de kendini saldığı bir dönemde, hani o zaman daha fazla radyasyona maruz kalmak
çok hoş olmaz. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.